Beni aldın, parfümü sıkmışsın. Muzaffer. Yeter artık, kendine gel. Yeter! Neden hala unutamadın onu? Ha? Neden senin için bu kadar önemli? Neden? Çünkü... Çünkü onu ben öldürdüm. Son günlerde bana bakışları değişmişti. Eskisi gibi sevgiyle bakmıyordu artık. Atından düştüğü günün sabahı bu meseleden dolayı tartıştık. Behiye tam aksine beni suçlayarak ona yeteri kadar ilgi göstermediğimden yakındı. Akşama doğru kaza geçirdiği haberi geldi. Felç olmuştu. Behiye gibi hayat dolu bir kadın için bu vaziyeti ölümden farksızdı. Herkese, her şeye küsmüş, odasından çıkmaz olmuştu. Onun bu halini gördükçe kahroluyor. Elimden hiçbir şey gelmediği için isyan ediyordum. Her geçen gün durgunlaşıyor, benden uzaklaşıyordu. Nefes alıp veren bir cesedim ben diyordu sık sık. Dilinden ölüm kelimesini düşürmez olmuştu. Öyle ki... Ölmek benim hakkım. Bana yardım et diye yalvarmaya başlamıştı. Böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını söyledimse de... ...her gün bana yalvarıyor... ...ağlayarak ölmek istediğini söylüyordu. Bir akşam yine bu sebepten tartışıyorduk. Bana felçli kalmanın tek sorumlusu sensin. O sabah üzerime gelmeseydin, beni bunaltmasaydın at gezintisine falan çıkmaz. Bütün bunlar başıma gelmezdi dedi. Nefret ediyorum senden, kurtulmak istiyorum diye bağırıyordu. Beni küvetin içine suya bırak bitsin bu iş diyerek son bir kez suratıma haykırdı. Aklımın başından gittiğini hatırlıyorum. Öfkeden delirmiş gibiydim. Onu banyoya götürdüm. Ve dediğini yaptım.
olmasaydım, çekip gitmeseydim... ...hala yaşıyor olacaktı. Lütfen, senin hiçbir suçun yok. Böyle olmasını o istemiş. Yalvarırım, daha fazla üzme kendini, ne olur. Yardım et. Günaydın Kemal. Günaydın Halide. Büyük kulübe bırakır mısın beni? Derneğin toplantısına yetişmem lazım. Elbette. Muzaffer, şunu bir imzalar mısın? Bankaya göndereceğim. Sonra Zekai. Neyin var senin? Hı? İki gündür ağzını bıçak açmıyor. Bir şeyim yok. Nasıl bir şeyim yok? Madem yok, bu halin ne öyleyse? İşi gücü iyice boşladın ortak. Uzatma. Uzatma mı? Bu evrakı imzalaman için üçüncü getirişim. Farkında mısın sen? Canım, üşeniyorsan sekretere bıraksaydın. Bıktım, usandım hepinizin yakınmalarından. Gülizar, temizliği bırak da bana bak. Buyurun Serap Hanım. Evvelki akşam biri yatak odasına bu geceliği bırakmış. Sen girip çıkan birini gördün mü odaya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.